Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. LGS sınavımız yaklaştı ve biz bu süre zarfında her gün inkılap tarihi denemesi çözerek sizleri sınava hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün de yine Metin Özdamarlar hocamızın hazırladığı LGS inkılap tarihi denemesiyle karşınızdayız. Ekranda gördüğünüz denemenin PDF halini açıklama kısmından alabilirsiniz. Sonrasında da benimle birlikte takip edebilirsiniz soru çözümlerini arkadaşlar. Bundan sonra da sınava kadar çalışmalarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden denememize başlayalım. İlk soru. Kesin LGS'de çıkacak bir soru arkadaşlar. Kişilik özelliği her sene sorulur. Verilen metinde Atatürk'ün kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır diyor. Trablusgarp Savaşı'nda geçirdiği hastalık nedeniyle gözünde hafif bir şaşılık kaldı. 1916'da Çanakkale cephesinde akciğer iltihabı geçirdi. Bu nedenle İstanbul'a tedavi olmak için gitmek zorunda kaldı. Onu gençlik yıllarında asıl muzdarip eden böbrek hastalığıydı. Atatürk 1918'den beri farklı zamanlarda Karlsbad, Yalova gibi yerlerde kaplıca tedavisi gördü. Sakarya Meydan Muharebesi'nde 3 kaburga kemiği kırıldı. Ankara'daki tedavisinden sonra doktorların dinlenmesi gerektiği yönündeki ısrarlarına rağmen başkumandan olarak ordusunun başında yerini aldı. Arkadaşlar dikkat ederseniz savaşlar döneminde Mustafa Kemal'in hastalıklarla mücadele etmesine rağmen fedakarca savaşa katılmasından bahsetti. Bunu yapabilen bir kişi kesinlikle vatanını seviyor demektir. O yüzden birinci sorumuzun doğru cevabı A şıkkı vatanseverliktir. Çok gönlük nasıldı? Birden fazla özelliği verilmeliydi. Üst tarafta böyle bir şey göremedik. Askeri deha savaş meydanındaki komuta etmek yönetmesiyle alakalı bir durumdu. Eğitimciliği de zaten adı üstünde çok bariz belli. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Atatürk İstanbul Harp Akademisi'nde okuduğu yıllarda okulda el yazısıyla yazılan bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Sofya'ya askeri ateşe olarak atanan Mustafa Kemal bu görevde bulunduğu sırada arkadaşı Mehmet Nuri Jonker'in Zabit ve Kumandan adlı eserini okuyup söyleşi şeklinde kendi fikirlerini verdiği örneklerle zenginleştirerek Zabit ve Kumandan ile hasbihal yazmıştır. 1908-1918 yılları arasında yayınlanan askerlikle ilgili bu kitapçıklar ve çeviriler yayınlanmıştır. Verilen metin değerlendirildiğinde Atatürk için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Kendi fikir ve düşüncelerini yaymak istemiştir. Ben buna ulaşabilirim. Çünkü arkadaşlar bakın kendi fikirlerini el yazması bir gazetede vermiş. Sonrasında da kendi fikirlerinden oluşan kendine has bir kitap oluşturmuş. Bu da zaten kendi fikirlerini yaymak istediğini bana kesinlikle gösterir. Askeri dehasını cephede birçok defa ispatlamıştır. Arkadaşlar askeri deha savaş meydanıyla alakalı bir durum. Burada savaş meydanını anlatan bir durum olmadığı için ve bunu ispatladığına dair de bir örnek olmadığı için B olamaz. Diplomasi yeteneği farklı gelişmelerle ön plana çıkmıştır. Diplomasi neydi? Devletler arası ilişkilerdi. Biz bunu sadece Sofya askeri ateşeliğinde görüyorduk. Buna dair bir örnek vermediği için cevabımız C de olamaz. Askerlik görevi hep aynı çevrede geçmiştir. Aynı çevrede geçtiğine dair bilgi de buradan çıkmayacağı için D de olamaz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Atatürk dönemindeki ilk öğretim kademesindeki öğrenci sayısında en yüksek artış %323 ile kız öğrencilerdeydi. Meslek alanındaki en yüksek artış ise %352 ile kadın öğretmenlerde görüldü. Türk kadınının bilgi ve beceri davranış yönünden eğitilmesini amaçlayan kız enstitülerinde okuyan kız öğrencilerin sayısında %225 artış sağlandı. Cumhuriyet kurulduğunda yüksek öğretimde hiç kadın öğretim üyesi yokken 1938 yılında bu sayı 99'a çıktı. Ben buradan hemen şu yorumu yapabilirim. Demek ki kadınlara değer verilmiş ve bunun meyveleri toplanıyor. Bakalım verilen metin değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Kadına seçme seçilme hakkı verilmiştir. Buna dair hiçbir bilgi yukarıda verilmediği için cevap A olamaz. Eğitim hayatında kadınlar yerini başarıyla almıştır. Bakın üst tarafta özellikle okullardaki kadınlaşma oranından bahsettiği için B şıkkına ulaşabilirim. Kadın erkek eşitliği her alanda sağlanmıştır. Kadın erkek eşitliğine dair her alanla ilgili bilgi vermemiş. Sadece eğitim alanıyla ilgili bir şeyler söylemiş. C de olamaz. Miras eşitliği konusunda kadın erkek ayrımı kaldırılmıştır. Yine mirasla ilgili bilgi vermediği için de D şıkkını diyemiyoruz. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Metinde verilenler hangi alandaki başarıya bağlanmıştır? Nemiz varsa, bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu batının, vicdanımızı ve kafamızı doğunun pençesinden kurtarmışsak,
şu denizlere bizim diye bakıyor ve bu topraklarda ana bağrının sıcağını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Dikkat ederseniz burada özellikle zaferden bahsetti. Yani aslında bir savaşta başarı almakla alakalı bir durum vurgulandı. Savaşta başarılı almak vurgulandığı için ben burada diplomatik, iktisadi ve kültürel diyemem. Çünkü savaş meydanı ile ilgili bir durum var. Bunun ancak askeri olduğunu söyleyebilirim. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Hemen 5. sorumuzla devam edelim. İnkılapçılık ilkesinin varlığı güncel sorunları çözme kabiliyetini öne çıkarmıştır. Milletçe maddi ve manevi varlığımızın yükseltilmesi Türk devletinin idealidir. Çünkü amaç sadece yapılan inkılapları korumak değildir. Daima çağdaş medeniyetin gerektirdiklerinin üstüne çıkmaktır. Yani bakın sürekli kendimizi yenilemeliyiz diyor. Bunlar sürekli olarak yeni atılımları gerekli ve zorunlu kılar. Bu atılımların kaynağı ise inkılapçılık anlayışıdır. Sevgili arkadaşlar burada özellikle bakın çağdaşlıktan bahsetti ve çağdaşlığın da sürekli devam etmesi gerektiğinden, yenilenmesi, zamana ayak uydurması gerektiğinden bahsetti. Ben burada kesinlikle inkılapçılık ilkesinin dinamiklik özelliğinin vurgulandığını görebilirim. Dinamik demek kendini sürekli yenileyen, geliştiren demektir. Durağan, bağnaz ve gelenekçi yaklaşımlar inkılapçılığın zaten özelliği bile olamaz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Hemen 6. sorumuzla devam ediyoruz. Ben bunun çaresini buldum. Memlekette muhalif bir fırka kurmak lazımdır. Bakın muhalif bir fırka. Zaten aslında sorunun cevabı buradan bile çıkıyor. Muhalif fırka demek karşıda bize muhalefet eden, eleştiren bir siyasetin olması demek. Bu nasıl olur? Birden fazla partiyle olur. Devam edelim hemen. Böyle bir fırka vücuda gelirse mecliste münakaşa da serbest olur. Mesela siz böyle bir fırkanın başına geçerseniz bildiklerinizi mecliste serbestçe söylersiniz. Bu surette uygulamada görülen bir takım hatanın da önüne almak mümkün olur. Atatürk'ün yukarıda verilen cümleleri hangi gelişmeyle ilişkilendirebilir? Bakın burada fırka ve muhalif kavramlarını iyi bilmek gerekiyor. Muhalif demek eleştiren demek. Fırka da parti demek. Demek ki bu nasıl olur? Birden fazla partiyle olur. Birden fazla partiyle olur. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. 7. soru. TBMM Lozan'a gönderilen heyetten kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir. Buna göre Türk heyetinin görüşmelerde hangilerinden ödün vermemesi gerekir? Arkadaşlar Ermenilere toprak kaptırmayacaksak ve kapitülasyonları kesinlikle kaldıracaksak tam bağımsızlık istiyoruz demektir. Ülke bütünlüğü, Ermenilere toprak vermeyeceksek ülkemizin bütününü istiyoruz demektir. Eğer bunları zaten yapabiliyorsak egemen devletten de ödün verilmemesi gerekir. Bize neyi soruyor? Ödün vermemesi gerekeni soruyor. Bu yüzden üçünü de alabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Hemen 8. sorumuzla devam edelim. Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa, Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın ardından Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı gizli oturumda şunları söylemiştir. Düşmanın ilerlemesine karşı halkın tereddüt ve endişe etmesine yer yoktur. Düşmanın Anadolu içlerine doğru uzanmak isteyen kolları mezarlarına yaklaşıyor. Bu yeni sefer düşmanın ölüm yolculuğudur. Kazım Karabekir'in ifadelerinde hangisi belirtilmiştir? Arkadaşlar bakın Kazım Karabekir burada kesinlikle korkmayın biz bu savaşı kazanacağız. Düşman ölümüne geliyor diyor. Yani o kadar emin ki kazanacağından. Buradan kesinlikle ben ümitsizlik diyemem. Uzlaşmacılık diyemem. Bunlar zaten bizim fıtratımızda olmayan şeyler. Halkın tutumu arasında yer almayacak şeyler. Milli egemenlik neydi? Halkın yönetime katılmasıydı. Buradan öyle bir şey çıkar mı? Çıkmaz. C şıkkı da olamaz. Buradan ama ne çıkar? Kesinlikle kararlı olduğu Kazım Karabekir'in çıkar. Düşmanı yurttan atmakta kararlıdır. 9. soruya geldik. Verilen söz Türk dış politikasının dayandığı hangi kavramla ilişkilendirilebilir? Arkadaşlar dış politika ilkeleriyle ilgili bir soru bekliyorum. Bunu söyleyebilirim. Harp yani savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Harp zorunlu olmalıdır diyor. Öldüreceğiz diyene kadar ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin hayatı millet yani milletin hayatı tehlikeye maruz kalmayınca harp cinayettir. Yani ancak ve ancak savaşa girmenin yolu milletin hayatının tehlikede kalmasıdır. Bu da aslında Mustafa Kemal'in barıştan yana olduğunu bizlere vurgulayan bir durumdur arkadaşlar. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Geldik denememizin son sorusuna. 1. İnönü Savaşı'nın verilen sonuçlarından hangileri dış politika ile ilgilidir? Arkadaşlar baktığımız zaman dış politika ülke dışını ilgilendiren demek. İç politika ülke içini.
Türk halkı, Türk ordusuna, Türklerin ordusuna, halkın Türk ordusuna halkın güveni artmıştır. Bu iç politika ile ilgilidir. O yüzden birinci öncül dış politika ile ilgili olamaz. Bir olanları sildiğimiz zaman A ve B'den kurtuluruz. İstiklal Marşı ülkenin içiyle ilgilidir. O yüzden bu da iç politika ile ilgilidir. İki olan da gider. Zaten cevap çıktı. Londra Konferansı ve Moskova Anlaşması dışarıyı da ilgilendirdiği için dış politikadır. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar, denememizin sonuna geldik. Bundan sonra da sınava kadar sorularımız devam edecek. İnşallah faydalı oluyordur. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimler açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.